İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Stiftung Mercator girişimi ve Medyaskop ortaklığıyla hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Bugünkü konuklarım Bengisu Özenç, Onur Akgül. Bu haftaki konumuz Türkiye'de karbonsuzlaşma ve adil geçiş. Bengisu Özenç'in yazarlığını yaptığı enerji dönüşümünde ana eksen adil dönüşüm raporunu temel alarak başlayacağımız bu tartışmada Türkiye'de karbonsuzlaşma politikaları, güncel örnekler gibi konulara da odaklanacağız. Adil dönüşüm nedir? Karbonsuzlaşma nedir? Ve Türkiye'deki uygulamalar nasıl ilerliyor gibi soruları da yanıt arayacağız. Ben daha sözü uzatmadan konuklarıma bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Ben doğrudan sözü uzatmadan sorularımla başlayayım. Öncelikle adil dönüşüm nedir sorusuyla başlayarak ilerlemek istiyorum ve bununla beraber projenizin, raporlarınızın böyle genel bir detayını bize aktarır mısınız? Onur Bey, isterseniz sizle başlayabiliriz. Tabii, teşekkürler. Yani adil dönüşüm dediğimizde zaten biraz kendisini anlatan bir kavram malum. Adil dönüşüm, biz tabii daha çok enerji sektörü bağlamında konuşuyoruz adil dönüşümü. Türkiye'de elektrik enerjisinin üretiminde kömür, fosil yakıtlar, kömür ve doğalgaz önemli bir yer tutuyor. Ve adil geçiş dediğimizde de adil dönüşüm, adil geçiş birlikte kullanılan kavramlar. Adil dönüşüm dediğimizde de aslında Türkiye'nin bugünkü mevcut elektrik üretimindeki kömürün belirli bir plan dahilinde sistemden çıkışını hazırlayan ve bunun mağduriyetler yaratmadan olduğu kadarıyla, yani olabilecek en az mağduriyetlerle, mağduriyet yaratmadan problemleri çözerek ilerlemesini aslında anlatıyoruz. Tabii kömür termik santrallerin çok böyle kuruldukları bölgede çok büyük etkileri oluyor. Yani hayat artık asla daha önce olduğu gibi olmuyor kömür santraller sonrasında. Ekonomik etkisi, toplumsal etkisi, kamu sağlığının etkisi, çevre sağlığının etkisi büyük olan bunlar tesisler. Ve çok uzun süre çalışıyorlar. Yani ekonomik ömürleri 35 sene olur genelde kağıt üstünde, 30-35 sene. Fakat 40 yıla, 50 yıla aşkın çalışan santraller de var Türkiye'de. Dolayısıyla bu uzun zamanlar boyunca aslında toplumsal yapıyı, ekonomik yapıyı çok son derece etkileyip, yani tabiri caizse bulundukları bölgenin DNA'sına yerleşiyor santraller. Dolayısıyla santrallerin kapatılış süreci bütün bu dinamikleri etkileyerek gerçekleşen bir süreç haline geliyor. Burada çalışan insanların durumları, ki bazı santrallerin bulunduğu yerlerde madenler de oluyor. Burada çalışan insanların durumları, ekonomik ortadan kalkacak olan, kömürle beraber ortadan kalkacak olan ekonomik hacmin hangi çözümlerle yerine konabileceği gibi tartışmaları beraberinde getiriyor aslında adil geçiş. Ve biz de burada aslında temel olarak bu adil geçişte, bu toplumsal yapı değişirken, ekonomik yapı değişirken kimsenin geride bırakılmamasını sağlayabileceğimiz, bu geçiş sürecini kimsenin hazırlıksız yakalanmamasını sağlayabileceğimiz bir planlamadan bahsediyoruz. Gerek enerjideki dönüşümde, gerek istihdam yapısındaki dönüşümde, gerekse iktisadi ve sosyal hayata katılımın önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir politikalar dizisinden aslında bahsediyoruz adil geçişi, adil dönüşümü anlatırken. Böyle özetleyebiliriz. Çok teşekkürler. Bengisu Hocam, size dönüyorum. Bu raporun çalıştayınızın bugün de yeni bir çalıştaydan da gelmiştiniz zaten. Hem öncesini hem de sonrasında bir genel şeyi siz de çizebilirsiniz isterseniz. Çok teşekkürler. Onur çok güzel anlattı aslında. Hani kimsenin geride bırakılmadığı bir dönüşümden bahsediyoruz ama dönüşümün adaletini sağlamayı tartışırken aslında şöyle bir izlenime de kapılmamak lazım. Yani sanki mevcut sistem adil, biz dönüşüm nedeniyle bir takım aksaklıklar yaratacağız ve bu aksaklıkları gidermek, bunun adil bir geçiş olmasını sağlamak üzere bir takım müdahalelerde bulunacağız. Elbette ki dönüşümün adil olmasını sağlamak çok çok önemli. Ama mevcut düzeninde adil olmadığının altını çizmek lazım. O açıdan hani adil dönüşümü birazcık da mevcut adaletsizlikleri gidermek, ki bunun belki başında özellikle hani termik santral bölgelerini konuştuğumuzda iklim adaletinden de bahsetmek gerekiyor herhalde. En çok etkilenen bölgelerde, olumsuzlukların en çok yaşandığı bölgelerde, onu da bahsetti, sağlık etkilerinin de yoğunlaştığı bölgelerden bahsediyoruz. Bütün bu iyileştirmeleri de sağlayarak bütün sosyal adaletsizlikleri, ekonomik adaletsizlikleri de onararak bir yeni yapıya geçmekten bahsediyoruz. Ama
ortaya çıkması muhtemel. Yani aslında dönüşüm hali hazırda yaşamakta olduğumuz bir geçiş. Her ne kadar biz bir politika çerçevesinde bunu ortaya koymuyor olsak da, bir hedef olarak ortaya koymuyor olsak da, aslında piyasada işte belli enerji kaynaklarının artık daha ucuza sisteme girebilmelerinin getirdiği, hani rekabetçilikle bir dönüşümün yaşandığını görüyoruz. Bu durumda aslında hali hazırda yaşanan dönüşümde biz çalışanları kendi kaderleriyle baş başa bırakıyoruz. Etraflıca tasarlamadığımız bir dönüşüm çerçevesi içerisinde. İşte onun için de biz burada müdahale etmeye çalıştığımız şey bir planlamanın ortaya konulması. Bu planlamanın aslında ön koşulu da net bir hedefin ortaya konulması. Şimdi Türkiye'de tartışmaya başladığımız çerçeve, adil dönüşüm çerçevesi. Aslına bakarsanız hani sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla gündemimize giren o karbonsuzlaşmanın bizim işte hem özel sektörün hem diğer paydaşların çeşitli çıkarsamalarla, ya demek ki başımıza böyle şeyler gelecek, bizim bunu önlemleri almamız gerekir hissiyle ilerlediği, aslında tam olarak politik olarak bir çerçevesinin çizilmediği bir dönüşüm gündemindeyiz. Sizin bahsettiğiniz biraz önce işte Çalıştay'ında yaptığımız Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin aslında bir çalışmasıydı bu da. Daha önce de ismini andığınız Adil Dönüşüm raporunun aslında bir daha detaylı bir çerçevesini SKDM'sinde, karbon düzenleme mekanizması sektörlerinin hem ulusal görünümü istihdam açısından hem de bölgesel görünümünü il ve ilçe bazında birazcık daha detaylarıyla incelediğimiz ve hani risk altındaki istihdamın nerelerde yoğunlaştığına ilişkin bir harita çıkarmaya çalıştığımız bir çalışmaydı. Çünkü bu adil dönüşme çok konuşuyoruz. Çünkü neden Türkiye'de bunu konuşmak birazcık daha şu anlamda kolay, yani bir hani kömürden çıkışı bu kadar kolay konuşamıyoruz ama çünkü işin içerisinde işte bir takım siyasi de şeyler var, gerilimlerin olduğu, işte Enerji Bakanlığı'nın özellikle işte kömürü, yerli kömürü önceliklendirmeye çalıştığı bir enerji dengesi içerisinde bunları konuşmak çok çok zor oluyor ama adil dönüşüm bir yandan da herkes konuşuyor çünkü içinde işte bir adalet kavramını barındırıyor ve bunu konuşmak daha kolay. Ama işte biz de burada tam olarak işte işin içeriğini sağlamaya, İşte dönüşümse bunun ne yönde, ne hızda olacağını, olması gerektiğine ilişkin bir takım analizleri sunmaya çalışıyoruz. Bu çalışmada, hani birazdan detaylarına ineceğimiz projede aslında çok detaylı, özellikle ilçe ölçeğinde bize çok çok önemli bilgiler veren ve yereldeki çalışmaların ne kadar önemli olduğunu aslında vurgulayan bir çalışma. Çok teşekkürler hocam. Asıl bir adil geçiş gerçekten var mıydı, yok muydu, bunun biraz daha sorgulamasına girmeden önce belki Onur Hocam da bu çalışmayla, raporla ilgili bir şeyler söylemek ister, daha genel bir tablo çizmeyi isteyebilir. O yüzden önce onu sorayım. Hocam, var mıdır sizin eklemek istediğiniz? Tam da işte Bengisu'nun bıraktığı yerden o bilginin üretiminden aslında devam edebiliriz. İstanbul Politikalar Merkezi olarak işte Sefiha ile beraber ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje aslında bu yaptığımız. Türkiye'de Adil Geçiş'in Desteklenmesi isimli bir proje. Temel olarak zaten yani Türkiye'de enerji dönüşümüyle, kömürden çıkışla, adil geçiş, adil dönüşüm süreçleriyle ilgili olarak aslında gerek saha ölçeğinde, yerel ölçekte, gerekse ulusal ölçekte neyin ne şekilde algılandığını, yani adil geçiş kavramından bu konunun paydaşlarının ne anladığını, ne kadar bu kavrama aşina olduklarını ve bu kavramla ilgili konuştukça, düşündükçe, bunu tartıştıkça ihtiyaçların nerelerde yoğunlaştığını, hangi konuların ön plana çıkması gerektiğini, hangi konularda en acil önlemlerin devreye alınması gerektiğini düşündüklerini aslında anlamaya çalıştığımız bir süreç oldu bu proje. İki tane ayrı lokasyonda çalıştık işin yerel ölçeğinde. Çanakkale'deki Çan ilçesindeki santraller odaklı olarak, yani Çan ilçesi odaklı olarak diyelim daha doğrusu. Ve de yatağında işte hem kömür madeninin hem santralin bulunduğu yatağında, Çan'da da aynı şekilde. Bu iki bölgede çalışmalar yaptık.
Yatağından biraz bahsetmek gerekirse, yatağındaki santral epey eski. 1982 yılında açılmış, kamu santrali olarak açılmış ve ardından 2014'te özelleştirilmiş bir santral. Zaten hani kamuoyunun da yakından tanıdığı da bir santral aslında. Eski olmasıyla da ilgili tabii bu. Çok büyük sağlık etkilerinin olduğu, çok çok büyük miktarlarda sağlık sorunlarının, erken ölüm vakalarının gerçekleştiği, çok büyük çevre sorunlarının yaşandığı uzun vadede bir bölge yatağın. Aslında kendi kültürü içerisinde de barındırmıyor. Yani bir kömür kültürü, normalde santralle ilişkilendirilmiş bir kömür kültürü yok. Kömür sektörü oraya bir istihdam sağlayıcı olarak giriyor. Aslında bölge bunu benimsemiyor da yani nihayetinde. Yani aslında baştan itibaren biraz problemli bir ilişki olarak doğmuş bir bölge yatağındaki kömür varlığı. Ve sonrasında tabii ki süreçte büyük itirazlarla gerçekleşiyor bölge halkının kömür sektörüyle ilişkisi. Bir yandan da tabii istihdam yapısını oldukça değiştiriyor. Bugüne geldiğimizde, baktığımızda artık kömür temininde büyük bir problem var santral için o bölgede. Yüzeydeki, yani yer üstündeki maden faaliyet, kömür madeninin çıkarılma faaliyetleri bir son noktasına varmış durumda. Kömür temininde problem yaşıyor santral. Dolayısıyla bir yandan da aslında santralin işletmecisinin de biraz bir dönüşüm planlaması yapmaya çalıştığını da görüyoruz bir yandan. Zaten kamuoyuna yansıyan, yani basına yansıyan haberlerden de oradaki güneş potansiyelini değerlendirmek üzere işte bir hibrit bir operasyona geçmeyi, bir güneş santrali kurmayı istediğini de zaten biliyoruz. Tabii yatağının bir yandan da aslında çok farklı olanakları var. Başta dediğimiz gibi adil geçiş politikaları aslında bir mevcut adaletsizlikleri giderme artı yenilerinin yaşanmasının önüne geçme politikalar dizisi. Bunun için aslında bölgenin, her bölgeden bölgeye tabii ki değişiyor haliyle. Bir reçeteden bahsedemiyoruz adil geçiş söz konusu olduğunda. Ve yatağının aslında, yatağına özel reçetesi içerisinde şunu da görüyoruz ki bu iyimser bir durum aslında yatağın özelinde. Kendi içerisinde buradaki geçişin istihdam sorunlarına, toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarına, gençlerin kendi kaderini çizebilme sorunlarına ve bölgenin kendi kendisine yetebilecek bir ekonomi yaratma sorunlarına verecek bir cevabı var aslında yatağın bölgesinde. Farklı senaryolarla geliştirilebilecek bir istihdam modeli. Orada çok önemli bir kültür bölgesi var. Antik kentler bölgesi yatağın aslında. Bunun ileri vadede, uzun vadede, orta vadede, uzun vadede ciddi istihdam barındırdığını söyleyebiliyoruz. Yani ciddi istihdam olanakları barındırdığı düşünülebiliyor. Yine farklı alanlar, tarım olsun, zeytincilik olsun, farklı alanlarda istihdam sağlama kapasitesi var. Dolayısıyla belirli bir plan dahilinde burada geçişin makul, mantıklı bir şekilde gerçekleşebileceğini bahsedebildiğimiz bir yer aslında yatağın. Bizim çalışma aslında bunu ortaya çıkardı. Çalışma kapsamında adil geçiş, bahsettiğimiz gibi ekonomik olarak, işte istihdam anlamında, toplumsal gruplar anlamında, geleceğin ortak planlaması anlamında çok fazla konuyu kesen, çok fazla konuyu yatay kesen bir politikalar bütünü olduğu için farklı dallardan, farklı paydaş gruplarından insanların fikriyle aslında oluşması gereken bir süreç. Demokratik katılımın çok önemli olduğu bir süreç. Biz de bu çalışmada yatağında 30'u aşkın 32 kişiyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdik. Ve onlardan biraz dinledik yatağının nereye oturduğunu kömür hayatı içerisinde, kömür serüveni içerisinde. Ve kömürden çıkışa eşlik edecek olan süreçte, bu adını adil geçiş koyduğumuz süreçte yatağının, kendi kamuoyunun bunu nasıl anladığını ve nasıl ilerletilmesi gerektiğini düşündüğünü aslında öğrenmiş olduk. Ve aslında dedikleri kesin olarak şöyle bir şey var. Önce bu santralin kapatılmasıyla ilgili bir haber olması gerekiyor. Yani bununla ilgili kamudan tabii ki bekliyor insanlar bunu. Kamunun kömürden çıkışla ilgili, santrallerin, kömür santrallerinin, madenlerinin belirli bir plan dahilinde elbette kapatılışıyla ilgili bir kararın bulunması. Bu sayede farklı toplumsal grupların, farklı istihdam gruplarının kendilerini bu gelecek planına hazırlayabilecekleri, gençlerin daha kendilerini sosyal olarak geliştirebilecekleri, mesleki danışmanlık alabilecekleri, kadınların aynı şekilde, malum nihayetinde kömür sektörü, kadınların, bilhassa kömür madenciliği zaten kadınların katılımını doğrudan yasayla engelleyen bir konu. Çünkü işte tehlikeli iş sınıfına alındığı için kadınlar zaten madende çalışamıyorlar. Aynı şekilde santrallerde de kendilerine çalışma olanağı çok bulamıyorlar. Dolayısıyla orada da bir istihdam
yani ekonomik hayata katılım problemi ortaya çıkıyor onlar için de. Kadınların da kendi ekonomik geleceklerini planlaması anlamında bir katılım mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu mekanizmaların yani birbiri yani bir domino taşı gibi düşünebiliriz bütün bu mekanizmaları. Bu domino taşının ilk domino taşının aslında kamu iradesinin, kamu otoritesinin Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir adım atıp kömürden çıkışla ilgili, adil geçişle ilgili bir hedefin, bir takvimin konmasıyla ilgili bir noktaya aslında bağlanıyoruz yatağında. Aynı şekilde Çan da benzer durumda aslında. Çan'da yatağında farklı olarak kömür madeniyle birlikte iki tane santral var. Dolayısıyla coğrafi yapısının da etkisinden ötürü yatağında benzer şekilde çok ciddi bir kamu sağlığı problemi yaşıyor ilçe. Aynı şekilde çevre sağlığı problemi de zaten santrallerin bulunduğu yerde ciddi bir çevre etkisinden bahsediyor oluyoruz. Çan'da şöyle bir özellik var. Tabii kömür sektörünün girişinden önce hali hazırda zaten endüstrileşmiş bir ilçe Çan. Dolayısıyla Çan'da sanayideki sanayi sektörünün yarattığı istihdam artık şehrin gerçekten kodlarına işlenmiş bir yerde. Dolayısıyla daha etkin bir planlamanın gerektiği bir ilçe olduğunu görüyoruz. İnsanlar ama orada da yine 30'u aşkın insanla derinlemesine gerçekleştirdiğimiz mülakatlarda yine ortaya çıkan konuysa kömürden çıkışın istendiği. Fakat her noktada tabii ön plana çıkan önce biz buradaki istihdam problemini çözmeye ihtiyacımız var. Yani burada çalışan insanların, sektörün istihdam ettiği insanların kendi geleceklerini, kömür dışındaki bir geleceklerini görebilmeleri için hayatlarını, ailelerinin geçimlerini nasıl iyi bir şekilde planlayabildiklerini görmeleri gerekiyor. Bunun için de tabii ki kamu otoritesi dahil birçok farklı kurumun sorumluluğu var burada. Gerek kalkınma ajansları olsun, gerek bölgedeki ulusal ölçekte veya yerel ölçekte çalışan sivil toplum kuruluşları olsun, gerek belediye olsun, gerek valilik olsun, ilin valilikleri olsun her iki ilinde. Burada bir istihdam modeliyle ilgili, gelecek planlamasıyla ilgili toplumsal grupların şu anki yaşadıkları sorunların tekrar etmemesini sağlayacak politikaların geliştirilmesiyle ilgili sorumluluğu var. Zaten bu yüzden aslında adil geçişle ilgili konuştuğumuz iki önemli konu bir tarafta bu istihdam sorunluğunun çözülmesi iken diğer tarafta da bu işin demokratik şekilde gerçekleşmesi yani katılımla gerçekleşmesi. Çünkü ortaya çıkan bir diğer konu da bilgiye erişmekte yaşanan problemler. İyi bilgi bize iyi planlama sağlayacak adil geçiş sürecinde. Dolayısıyla bu iyi bilginin üretilmesi çok hayati ki bu sayede işte bahsettiğimiz kömürden çıkış takviminde o iyi bilginin politikalarını ortaya koyabilirim. Çok teşekkürler. Benim bir soracağım. Yayından önce demiştiniz bu projenin istihdam kısmı da bugün yayınlandı. Ben de birazcık oradan bahsedebilirim diye. Herhalde Onur Bey'in bıraktığı yerden oraya doğrudan ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Veya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa doğrudan sözü alabilirsiniz. Tabii. Şöyle aslında bugün yayınlanan çalışma yine Şura'nın SKDM sektörleri üzerine olan incelemesi ama burada yaptığımız, bu proje kapsamında yaptığımız çalışmalara benzer sonuçlar o raporun içerisinde de var. Şimdi Onur'un bahsettiği bölgelerde Yatağan ve Çan'da yaptığımız çalışmalar biz Onur'un şimdi burada aktardığı çok değerli hani saha görüşmeleri, paydaşlarla yaptığı görüşmeleri biz aslında birazcık masa başında verilerle nasıl destekleyebiliriz diye baktık ki hani bu önemli bir nüve evet Yatağan ve Çan'da yapılan bu çalışmalar önemli bir yer nüve ama bunu yaygınlaştırmamız da gerekecek ki daha çok bilgiyle bilgilendirilmiş bir politikayla aslında çıkışı tasarlayabilelim. Bizim yaptığımız çalışma şöyle daha yüksek çözünürlüklü bir veri kaynağı aracılığıyla yani ilçe bazında yapabildiğimiz analizlerle aslında sektörün görünümüne baktık. Hem Yatağan'da hem Çan'da bu sektörde çalışanlar bu sektörün yarattığı dolaylı istihdam. Dolaylı istihdam derken de ticari alışverişler yoluyla aslında diğer sektörlerden sağlanan hizmet ve girdilerle o sektörlerde yaratılan istihdamdan bahsediyorum. Hem de bunların dolaylı istihdamın nerede oluştuğuna ilişkin bir takım bilgilere erişmeye çalıştık. Şimdi bize neyi veriyor aslına bakarsanız?
temasında verinin genel yapısından şu şansı ediniyoruz. Şimdi biliyorsunuz işte şey dediğinizde, kömür dediğinizde aklımızda işte Zonguldak geliyor. Evet, Zonguldak zaten taş kömür madenciliğinde madencilik sektörünün, kömür madenciliği sektörünün önemli bir kısmını kapsıyor istihdam bakımından. Ama ilçelerin içinde istihdamın bütün yaşamsallığın diyeyim, bu sektörden kaynaklandığı yerler de var. Yani sektörün içinde küçük olup ama o ilçe için ya da il için çok önemli bir kaynak oluşturan bölgeler de var. Hani o açıdan bu işte riskli bölgeleri ortaya çıkarmak önemli. Yatağan ve Çan özelinde baktığımızda şöyle aslında bölgeler bazı anlamda birbirlerine benziyorlar. Bazı yerlerde de ayrışıyorlar. Şöyle ki örneğin yatağın yani şöyle benzeştikleri yerlerden başlayayım. İkisinde de aslında istihdam tarafından baktığımızda %10'u istihdamın elektrik sektörü kaynaklı görünüyor. Bugünkü haliyle. Tabii ki bunun içerisinde elektrik üretiminin farklı kaynaklardan sağlandığı faaliyetler de var ama ağırlıklı olarak bakarsanız kömür kaynaklı elektrik üretiminden bahsediyoruz burada. Yatağında bu oran hani tarihsel olarak baktığımızda %16'dan %10'lara gelmiş. Ama Çan'da ise işte %3'lerden %10'a doğru yükselmiş. Yani aslında her iki ilçenin de izlediği yol birazcık farklılaşıyor bu anlamda. Ama nerede yine benzeşiyorlar? Her iki ilçede de doğal kaynağa bağlı ekonomiler yüksek görünüyor. Yani şöyle işte yatağında mesela taş ocakçılığı ve taş işleme sektörleri özellikle önde ki bunu şeyde de görüyoruz. Yani işte örneğin işte kömürün beslediği sektörlerden bir tanesi taşımacılık. Çünkü kömürü çıkardığınız yerden taşıyacaksınız. Aslında o sektör aynı zamanda bu taş ocakçılığı sektöründen de besleniyor. Hani burada böyle de bir ilişki kurmak mümkün. İşte taş ocakçılığı sektörünün ve taş işleme sektörünün toplam satışları içerisinde yatağının toplam satışları içerisinde aldığı pay %40 gibi bir oranda. İşte Çan'da da yine doğal kaynağa bağlı işte seramik üretimi ve sıvı ürünler üretimine bakıyoruz. Orada da işte yaklaşık %28'lik bir pay alıyor ilçenin ekonomisinden. Yani büyük oranda aslında doğal kaynağa bağlı bir faaliyet alanından bahsediyoruz. Dolaylı istihdamın yaratılma biçimleri de farklı aslına bakarsanız. Örneğin yatağına bakarsak yatağındaki kömür ekonomisi yeniden bir kömür ekonomisini besliyor. Çünkü burada işte Manisa Soma'dan ciddi bir kömür satın alımı var. Ve aslında buradaki işletme, yatağındaki işletme Manisa Soma'daki işletmeyle ticari olarak ciddi şekilde bağlantılı görünüyor. Yani kömür işletmeleriyle. Ama şu anda birazcık daha farklı. Hani farklı sektörler besleniyorlar. Ama yine de şeye bakarsak örneğin işte 100 kişilik bir istihdamın yaratıldığını düşünürsek kömürde işte şey yatağında buna ek olarak 64 kişilik bir istihdamda bu dolaylı faaliyetlerden kaynaklanıyor. Çan'da bu oran %26 seviyesinde. Yani birazcık dönüşümü işte detaylarıyla baktığımız zaman diğer sektörlerin bu kömür ekonomisine sağladığı hizmetler ve ara girdiler tarafından değerlendirdiğimizde bu dolaylı istihdamın da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bir yandan da şuna baktık tabii hani tespitler önemli peki nasıl ileriye doğru gideceğiz? Yani bu kadar işte doğal kaynağa bağlı ekonomileri başka türlü Türkiye'nin işte sıfır hedefiyle uyumlu bir şeye doğru, geleceğe doğru nasıl yönlendireceğiz? Şunu görüyoruz aslında. Maalesef ki mevcut ekonomik faaliyetler bunu desteklemek için yetersiz. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. İşte bakıyoruz hangi faaliyetler bu ilçelerde daha öne çıkıyor istihdam kaynağı bakımından. Örneğin tarım çıkıyor öne ve aslında hepimizin de aklına herhalde bu işte kömür bölgelerinde kömürden çıkan istihdamı nerede yeniden şey yapacağız, çalıştırmaya başlayacağız derseniz işte bir tarım, iki turizm geliyor herhalde. Ama tarım yani bildiğiniz gibi kendi içinde
hani makroekonomik ölçüde zaten pek çok sorunluk barındıran, sektörel ölçekte zaten kayıt dışılığın çok yüksek olduğu ciddi bir hani problem kaynağı. Bir de üstünde bu bölgelerde tarım istihdamı en hızlı daralan istihdam. Hani bu anlamda en hızlı daralan istihdamın olduğu alana yeni bir istihdam kaynağı yaratmak hani pek mümkün görünmüyor. Hangi tipte, yani şöyle hatta rakamlar vereyim, tarım %16, Çam'da %16 daralmış son 10 yıl içerisinde tarım istihdamı. Yatağında yanlış hatırlamıyorsam %5-6 civarındaydı daralma oranları. Hangi tipte istihdam yükseliyor bu bölgelerde? Hani yükselen istihdamın olduğu alanlara doğru kömürden çıkan istihdamı kaydıralım dersek, işte kamu yönetimi, eğitim ve sağlık. Yani daha çok aslında kamu girişimlerinin ağırlıkta olduğu alanlarda biz istihdamın arttığını görüyoruz, ama bu artan istihdamın da 10 yılda %2 mesela. Yani bunlar da yüksek bir aslında istihdam kaynağı, yani potansiyeli taşımıyorlar. İstihdam edecek bir potansiyel taşımıyorlar. O zaman neyi söylemek lazım? Aslında bakarsanız bu adil dönüşüm konusu bir bölgesel kalkınma perspektifine oturuyor. Yani bizim aslında adil dönüşümü düşünürken sadece işletmeler bazında, işte bu işletme kapandı, oradaki istihdamı nasıl yeniden bir yerde ya da erken emekliliğe sevk edeceğiz ki bu da hani dikkatle ele alınması gereken bir konu. Yani bunun sosyal kabul edilebilirliği ve işte Türkiye'de yine daha büyük sorunları konuştuğumuz bir alan herhalde emeklilik konusu. O açıdan da hani emekliliği farklı şekilde düşünmek lazım. Ama hani bunları düşündüğümüz zaman sadece böyle işletme ölçeğinde değil, o işletmenin diğer işletmelerle olan ilişkisi, bölge içerisindeki ağırlığı. Ama bunun yanında da Türkiye'nin topyekün işte karbonsuzlaşma dönüşümü tartışması içerisinde bölgesel kalkınma perspektifinden bizim şu an odağımızda olan bölgelerde ne tipte yeni bir ekonomiyi biz öngörüyoruz? O zaman bu yeni ekonominin getirebileceği istihdam fırsatları neler? Ve kömürden çıkan istihdamın bu yeni talep edilecek istihdamla olan ilişkisi, yani ne kadar işte işbaşı eğitimle bu kişiler yeniden beceri edindirilerek bu alanlarda istihdam edilebilirler. Bu beceri farkını nasıl kapatabiliriz? Ne tipte eğitim programlarına ihtiyacımız var? Bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Ama en başta tabii ki ekonomik faaliyetlerin bölge bazında yeniden ortaya çıkarılması, yani yeni alanların keşfi. Çünkü hali hazırdaki eğilimler bize gösteriyor ki aslında şu an kömürden çıkacak istihdamı doğal olarak absorbe edebilecek bir potansiyel yok. Evet, bir takım fırsatlar var ama bunu istihdamın tamamı için konuşmak mümkün değil. Onun için mutlaka bir kamu müdahalesinin gerektirdiği alanlar, en azından planlama aşamasında bunu kamu müdahalesine ihtiyacımızın olduğunu görüyoruz. Bunu da belki şeyle de bağlantılamak lazım. Yani hani hem bir yandan Türkiye işte bir karbonsuzlaşma dönüşümü içerisinde işte bir takım çalışmalar yapıyor. Bir yandan da biliyorsunuz işte hem işte Maraş'taki, yani depremler sonrasında yeniden iyileşme çalışmaları, hem de o depremin gösterdiği, Şubat depremlerinin gösterdiği İstanbul'daki riskin aslında nasıl kontrol edileceği. Yani İstanbul'u şu anlamda söylüyorum, Türkiye'nin önemli bir üretim üssünden bahsediyoruz o işte şey deprem riskinin olduğu bölgede. O zaman biliyorsunuz hani hep şeyleri konuştuk, Türkiye'nin bir yeni sanayi politikasına ve bu sanayinin Anadolu'nun tamamına yayılacak bir perspektife ihtiyacı var. O zaman işte bunu hem adil dönüşümle birlikte düşünmek, hem de işte net sıfır patikasıyla birlikte düşünmek gerekiyor. Tabii ki İstanbul'daki ya da işte etrafındaki, Kocaeli'ndeki sanayi olduğu haliyle, mevcut pratikleriyle Anadolu'ya yaygınlaştırmak değil,
değişerek, dönüştürerek ve işte net sıfır patikasıyla uyumlu bir perspektifte bunların yeniden planlanmasına ihtiyaç var. Çok teşekkürler. Aslında tam da benim son sorumu birazcık yanıtlamış da oldunuz. Yani Türkiye bundan sonra bu politikalarla adil dönüşüm için neler yapmalı, nasıl bir planlama yapmalı diye. Sizin bıraktığınız yerden o soruyla aslında Onur Bey'e de gelmek istiyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye neler yapmalı, planlamalar nasıl olmalı, neyi öngörüyorsunuz? Ve her şeyden önce aynı zamanda şeyi de merak ediyorum sorumda. Türkiye'nin adil dönüşüm gibi bir hedefi var mıydı zaten? Bu adil geçiş hedefi var mı? Ne gördük? Ne olmalı? Türkiye'nin adil geçişle ilgili bir hedefi olduğunu söylemek şu anda çok gerçekçi değil aslında bakarsanız. Yani adil geçişle ilgili çalışmaları var Türkiye'nin. Yani kamunun da aslında adil geçiş bir şekilde belirli bir kapasiteyle gündeminde. İşte bilhassa iklim şurası dönemlerinde yani Yeşil Mutabakat programının eylem programının gündeme girdiği zamandan itibaren aslında bakanlıklar bu konuyla ilgili çalışmalarına hız verdiler. Çalışma Bakanlığı'nda da Adil Geçiş Çalışma grubu oluşturuldu. Burada gerçekten böyle özenli bir çalışma devam ediyor bir yandan da. Fakat tabii adil geçiş dediğimiz, adil dönüşüm dediğimiz aslında bir işte Bengisu'nun da bahsettiği o bütün o makroekonomik dinamiklerin aslında hepsinin birlikte düşünüldüğü, bütün bunların bütün ekonomik yansımalarının, toplumsal yansımalarının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin dahi, yani dahi derken o katmanların da kendisini de görebileceği boyutta aslında ele alınması gerekiyor. Bunun aslında eşiti, yani eşittir bütüncül bir planlama gerekiyor. Yani biz kömürden çıkışı adlı adınca tartışmadığımız sürece, bunu belli bir takvime oturtup, belli bir hedefini ortaya koyup, belli bir senaryosuyla ilerlemediğimiz sürece, aslında adil geçişin gerçekleştirilebileceği bir düzlemden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bizim aslında bu anlamda, Türkiye'nin bu anlamda ihtiyacı olan şey, bu planın yani kömürden çıkışla ilgili tartışmanın gerçekten ciddi bir şekilde yapılmaya başlaması ve de bunun bir planlamayla bir takvimle ilerlemesi. Çünkü Türkiye'nin şimdi Mısır'da da ilan ettiği niyet beyanına, ulusal NDC'sine de baktığımızda artıştan azaltım %41'e yükseltildi bilindiği üzere. Fakat bu bir mutlak azaltım değil nihayetinde. Mutlak azaltım yani toplam emisyonlarda, ulusal emisyonlarda mutlak azaltım politikasına girilmediği müddetçe bu da zaten kömürden çıkışla aslında gerçekleştirilebilecek yani kömürden çıkış olmadan gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Mutlak emisyon politikasına girilmediği sürece aslında bunun gerçekçi temellerine oturmuş olamıyoruz nihayetinde. Dolayısıyla aslında yani biz projede ulusal ölçekte kurumların, kişilerin nelerle ilgili adil geçişle ilgili hangi konularda çalışmalar yürüttüğünü de aslında araştırdık bir yandan da. Kamunun kendi içerisinde adil geçişle ilgili ya da doğrudan adlı adınca adil geçiş olmasa da yani yolu adil geçişe, adil dönüşüme çıkan, çalışmalar yapan tüm kurumlarda aslında bir yandan aynı noktada duruyorlar. Bizim bununla ilgili belirli bir çerçeve görmeye ihtiyacımız var bu noktada yani. Kömürden çıkışla ilgili bir çerçevenin olması gerekiyor. Bu sayede farklı kurumların, farklı bakanlıkların, farklı çalışma gruplarının yürüttüğü çalışma gerçekten böyle bir gerçekçi, reel bir politika düzlemine otursun. Sivil toplum da haliyle aynı fikirde, ulusal ölçekte çalışmalar yapan sivil toplumun fikri de bu yönde. Kömürden çıkışın ilan edildiği, bütünlüklü bir politikalar dizisinin ortaya konduğu, adil geçişle ilgili bütün konuların aynı proje, aynı politika sistemi içerisinde yedirildiği bir çalışma programına ihtiyaç olduğunu söylüyor ulusal ölçekte çalışan STK'larda. Dolayısıyla aslında geldiğimiz konu yine buraya gidiyor. Adil geçişle ilgili gerçekten ciddi bir çalışmada olduğumuzu söyleyebildiğimiz gün aslında bizim ekonomide karbonsuzlaşma politikalarını kömürden çıkışla beraber konuştuğumuz gün aslında olacak. Çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin de yavaştan sonuna geliyoruz. O yüzden size son sözlerinizi veriyorum aslında. Eklemek istediğiniz, buraya da odaklanalım demek istediğiniz bir kısım varsa oradan da konuşabiliriz. Bengüsü Hocam. Çok teşekkürler. Ben de o zaman çok kısaca hem Onur'un söylediklerine katılarak bir iki bir şey ekleyeyim. Aslında en başta söylediğim, Onur'un da vurguladığı yani Türkiye'deki adil dönüşüm gündemi şu an aslına bakarsanız iyi niyetli çabalarla
yürüyor. Yani bilgilenmeye çalışıyoruz. Biz bilgilendiğimiz kadar ilgilenen tarafları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama işin bir doğrultusu, net bir hedefi olmadığı sürece bunlar hani iyi niyetli çabaların ötesine geçmiyor ne yazık ki. Ve aslında bir hali hazırda yaşadığımız dönüşümün ki bir takım işte işaretlerini de görüyoruz. Maalesef hani adalet tarafının işte şirketlerin insafına bırakıldığı, işte çalışanların kendi kaderlerine genellikle bırakıldığı bir dönüşüm içerisindeyiz. Biz tamamen işte bunu engellemek üzere bir girişimdeyiz yani. Bütün çalışmalarımız aslında bunun arka planını besliyor. Bir de bu konuşmada çok değinmedik ama çok kısaca şeyi söyleyeyim. Yani geldiğimiz noktada da elbette bu dönüşüm ciddi şekilde bir finansman ihtiyacını da gerektiriyor. Şimdi siz iddialı bir hedefi ortaya koymadığınız zaman aslında dünya üzerinde şu anda belli finansman imkanları da var. Adil dönüşüm odağında hatta dönüşümü destekleyecek imkanlar da var. Her ne kadar hızlı gelişiyor olsa da herkesin faydalanmasını sağlayacak kadar da geniş imkanlar değiller. O açıdan da hani ilk hareket edenin finansmana erişim anlamında da daha avantajlı olacağı bir dönem içerisindeyiz. O açıdan hani Türkiye'nin yapabileceğini hem teknik olarak hem de bizim yaptığımız saha çalışmaları tarafında onayladığımız, ortaya koyduğumuz bir dönüşümü aslına bakarsanız finansmanla da desteklemesi mümkün. O açıdan bu fırsatların da kaçırılmaması gerekiyor. Hızlı hareket etmeli ve dönüşümü iddialı bir şekilde ortaya koymalıyız. Çok teşekkürler. Onur Hocam, sizin var mı eklemek istedikleriniz? Şey ekleyebilirim ben de, yani bir adil geçiş süreci başladığında buradaki en önemli kritik noktalardan bir tanesi de aslında tüm bu politik süreçle ilgili, politikalar süreciyle ilgili bu sürecin doğrudan etkilerini yaşayacak olan insanların, toplumsal grupların bu konunun içinde kendilerini sürükleniyor bulmamaları çok önemli. Yani politika yapımında aslında kamunun domino taşı, ilk domino taşının kamu olacağı bir süreçten bahsediyoruz yani nihayetinde yine. Politika yapımının mümkün olduğunca aslında biraz daha toplumsallaştırılması çok kritik burada. Çünkü en son şimdi iklim kanunu çıkacak. İklim kanunu ile ilgili bir tartışmalar sürüyor. Yine benzer tartışmaları burada da yaşadık. İklim kanununun da istenen katılım düzeyine, istenen farklı alanlardan katılımının gerçekleştirilmediği bir süreç yaşadık yine. Bunun aslında tamiri biraz da burada. Yani adil geçiş dediğimiz zaman tüm bu toplumsal politikalar dizisinde sendikaların, sivil toplumun, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışan kadın örgütlerinin, gençlerin kendi hayatlarını çizebilmelerine yardımcı olacak olan gençlik örgütlenmelerinin, gençlikle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarının hepsinin aslında katkısının alınabileceği bir platformla aslında ilerlemesi gerekiyor adil geçiş. Ki burada ancak zaten işin özelinde kamunun daha küçük mercekte göremediği sorunları da zaten toplumsal paydaşlar aslında kamuya anlatabilecek durumdalar. Dolayısıyla burada bir 360 derece bir bilgi birikiminin oluşturulabilmesi, iyi politikaların üretilebilmesini sağlayacak haliyle. Dolayısıyla bunun da yolu politika yapımının olabildiğince toplumsallaşması, demokratikleşmesi oluyor bu noktada. Çok teşekkür ediyorum. O zaman programımızın da yavaştan sonuna gelmiş oluyoruz. Ben hem kendi adıma hem de izleyicilerimiz adına sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bilgilendirdiniz bizi. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Siz izleyicilerimize de bizi desteklediğiniz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer programımızı beğendiyseniz yorum yapmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere demek isterdim ama bu benim nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye için son programım oldu. Sizinle birlikte olmak benim için bir mutluluktu. Çok teşekkürler. İyi günler.